Özgür Dengiz, 1980 yılında Edirne'de Oo. dünyaya geldi. Emekli bir astsubay ve terzi bir annenin oğlu olan Özgür Dengiz, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Babası onun kendisi gibi asker olmasını istiyordu. Ancak psikolojik sorunları nedeniyle meslek edindirmek için giriştikleri bütün çabalar suya düşecekti. Suç işlemeye daha 17 yaşındayken başladı, ebeveynleriyle sürekli kavga etti ve sık sık evden kaçtı. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmedi. 1997 yılında, beraber alkol alırken tartışmaya başladığı bir arkadaşını kafasına vurarak öldürdü. Yaklaşık 3,5 sene hapis yattıktan sonra, 2000 yılındaki genel afla serbest kaldı. Ankara'ya döndükten sonra, babası askerlik görevini yapması konusunda ısrarcı oldu. Askeriye disiplini sayesinde kontrol edilemeyen davranışları belki de dizginlenebilecekti. Ancak bu işleri daha da karmaşık hale getirmek dışında bir işe yaramadı. Özgür Dengiz, defalarca askerden firar etme denemesinde bulundu, bu onu daha da hırçınlaştırdı. Askerlik görevi sırasında psikolojik sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye yatırıldı. Aldığı cezalar nedeniyle 3 yılda bitiremediği askerlik görevi, uygun değildir raporu ile sona erdi. Sarıkamış Askeri Hastanesi 13 Ocak 2005 tarihinde kendisine ileri derecede antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Ankara'ya döndükten sonra ailesi kendisine bir terzi dükkanı açtı. Ancak bu işte tutunamadı. Geceleri çöp alanlarından topladığı eski eşyaları satarak harçlığını çıkarmaya başladı, zira geceleri uyuyamıyordu. Dengiz, 5 Haziran 2007'de bir bilgisayarcıda incelediği dizüstü bilgisayarı almak için teklif ettiği paranın yetmediğini söyleyen mağaza sahibine sinirlendi. Akşam saat 17 civarında polis merkezinin telefonuna bir ihbar geldi. Mediha Eldem sokakta biri öldürülmüştü. Polis olay yerine ulaştığında hayatını kaybeden kişinin bilgisayar firması sahibi olan Sedat Erzurumlu olduğunu tespit etti. 7.65 mm çapında tabancayla kafasından defalarca vurulmuştu. İki dizüstü bilgisayar, Erzurumlu'ya ait cep telefonu ve bir miktar parası çalınmıştı. Olay, sıklıkla yaşanan sıradan bir soygun ya da alacak verecek davası sonucundaki bir infaz gibi duruyordu. Çalınan ürünler ve öldürülen kişiden gasp edilen para ve telefon nedeniyle, normal olarak kimse bunun bir seri katilin işi olabileceğini tahmin etmedi. Daha sonra Dengiz dizüstü bilgisayarlardan birini satmaya çalıştı, ancak alıcı tarafından dolandırıldı. Diğerini evde tuttu. Bir süre sonra bir cinayet denemesinde daha bulundu. Kurşunlardan mucizevi şekilde kurtulan kişinin Dengiz'i dolandıran kişi olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 4 ay sonra, 12 Eylül 2007'de bir çöp toplayıcısını öldürdü. Aynı gün, birkaç saat sonra 55 yaşındaki belediye çalışanı Cafer Er ile karşılaştı ve aralarındaki kısa sohbet bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Cafer Er'i arkasından iki kez kafasına ateş ederek öldürdü. Kurbanının cesedini sürükleyip arabasına koydu. Sonra bir bıçak ile derisini yüzdü. Cesetin büyük et parçalarını ve baldırını kesip kopardı. Bir kısmını çiğ olarak yedi ve geri kalanını çantasına koydu. Cesedi bir beze sardı ve bagaja yerleştirdi. Cesetten geriye kalanları Mamak çöplüğüne terk etti ve ailesiyle beraber yaşadığı daireye döndü. Evinin önünde başıboş köpeklere bir parça et verdi. Sonra kalan eti buzdolabına koydu. Cafer Er, günlerdir kayıp olarak aranıyordu ve cesedi rastlantı sonucu bir süre sonra Mamak çöplüğünde bulundu. Açık bir şekilde cinayete kurban gitmişti. Soruşturma artık kayıp bildiriminden cinayete dönüştü. Cesedin durumu feci haldeydi. Olay yeri inceleme ekibi için bile dehşet vericiydi. Mamak çöplüğünün İmrahor girişinde parçalanmış bir erkek cesedi vardı. Cesedin sağ omuz bağı ile göğsünde ve kafasında kesiye bağlı büyük yaralar bulunuyordu. İki kolunun, omuz başı alt hizasından el bileklerine kadar kesilmiş, baldırından ayak bileklerine kadar olan kısım aynı şekilde kesilerek alınmıştı. Eller ve ayaklar, çöplerin arasına atılmıştı. Çöplükte yapılan arama sonucunda, cesetten 74 metre uzaklıkta cinayete ait tabanca, bir adet kanlı bıçak ve eldivene ulaşıldı. Davayı çözecek parmak izine eldivenlerde ulaşıldı. Parmak izi Özgür Dengiz'e aitti. 17 yaşındayken arkadaşını öldürmesi sonucunda alınan parmak izi ile eldivende tespit edilen parmak izi eşleşiyor. Eline yapılan baskın sonrasında buzlukta siyah poşetlere sarılmış et parçaları tespit edildi.
bir insan koluna, kalçasına ve uyluğuna ait olduğunun kanıtlanması için örnekler alındı ve analize götürüldü. Dengiz, içinde bastıramadığı karşı konulmaz bir şekilde insan eti yeme isteği olduğunu söyledi. Yetkililere, hayatının geri kalanında sürekli olarak insan eti yemek istediğini söyledi. Yıllardır boşu boşuna dana eti yemişiz, dedi. Yaptıklarını açıklarken sergilediği tek duygu, kahkaha atmak oldu. Yakalanmasaydı öldürmeye devam edeceğini söyledi. Dengiz, ifade verdikten sonra mahkemece tutuklandı. İfadesinde şu açıklamaları yaptı. İçimde yaşadığım bunalımdan kurtulabilmek için mücadelemi üçüncü şahıslarla sürdürmeye karar vermiştim. Bu sebepten o sabah evden çıkarken bir şahsı öldürmek amacıyla dışarı çıktım. Bilgisayar merakım ve bilgim olduğu için öldüreceğim kişilerin anladığım bir iş ile uğraşmış olmalarını tercih ettim. Sedat Erzurumlu isimli şahsın cinayetinden sonra toplum içerisinde daha çok tepki uyandıracak, dikkat çekecek ve ses getirecek başka bir cinayet işleyebilmek için yine uygun bir ortam ve hedef şahıs bulabilmek amacıyla İmrahor Köyü civarına gittim. Çünkü orası, sürekli aşırı alkol kullananların ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin geldiği bir yerdi. Aracıyla yanımdan geçmekte olan Cafer E.'nin yüzüne iki el ateş ettim. Cesedi yan koltuğa koyup şoför koltuğuna oturdum ve otomobili tenha bir noktaya çektim. Tabancamı çantama koydum, bıçağımı çıkardım. Bacak kısımlarını bıçakla ayırdım ve çantama koydum. Eve gittim. Yemek için aldığım baldırları buzluğa koydum. Öldürdüğüm kişinin kalan etlerini kesmek ve köpeklerle paylaşmak için olay yerine geri döndüm. Kendime ayırdığım parçaları da poşetleyerek çantama koydum. Hayatının geri kalan bölümünde imkanım olduğu takdirde sürekli olarak insan eti yemeyi düşünüyorum. Yıllardır boşu boşuna dana eti yemişiz. Özgür Dengiz, daha sonra iki cinayetten suçlu bulundu ve iki ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Türkiye Yargıtay Yüksek Mahkemesi, Dengiz'in akli melekelerinin yerinde olmadığı ve suçlanmaya uygun olmadığına karar verdi. Mahkumiyeti ve cezası düşürüldü ve Dengiz bir akıl hastanesinin psikiyatri koğuşuna kaldırıldı.